Yeni yıla geçtiğimizde, yani Ocak 2012'ye geçtiğimizde gösterelim. Dikkat ederseniz yine beni hesap planı ekranına attı. Çünkü artık bir sonraki yıldayız ve daha önceden kullanmış olduğumuz hesaplar bir önceki yılda kaldı. Yeni yıla geçtiğimiz için hesap ekleme işlemini tekrardan yapmak durumundayız. Tabi burada hesap planına geçmeden önce, hesap eklemeye geçmeden önce ana okullarında kullanılacak kar ve zarar hesaplarıyla alakalı birkaç hususu belirtmek isterim. Şimdi kıymetli hocalarım, kar teoride sermayede meydana gelen artış manasına gelir. Örneğin diyelim ki bir ikinci el bir araç satın aldınız. 10 bin lira paranız vardı. Gittiniz ikinci el bir araç satın aldınız. Aradan 4 ay 5 ay neyse geçti. İkinci elde araç fiyatları yükseldi ve siz 10 bin liraya almış olduğunuz bu aracı götürüp 13 bin liraya sattınız. Şimdi sizin 4-5 ay önce bütün sermayeniz 10 bin liraydı. Gittiniz bu arabayı aldınız ve araç fiyatları arttıktan sonra aracı 13 bin liraya sattınız. Toplamda sermayeniz 3 bin lira arttı. Tabii bu kar zarar durumu işletmeleri ilgilendiren bir kavram. Bizler kurum olarak kamu kuruluşlarının büyük bir kısmının, daha doğrusu kamu iktisadi teşekkülleri dışındaki kurumların kar amaçları yoktur. Anaokullarında tabii kar gibi bir şey söz konusu değil, kar durumu söz konusu değil. Burada kardan farklı olarak hesap planında göstermek istiyorum. Ben bakın dikkat edin, zaten kar diye bir şey yok hesap planında. Olumlu faaliyet sonucu var. Ne demek olumlu faaliyet sonucu veya olumsuz faaliyet sonucu? Sizin kurumunuza belli bir para gelir, işte aidattır, bağıştır, her neyse, belli bir toplamış olduğunuz paralardan yapmış olduğunuz harcamaları çıkardığınızda eğer artı durumdaysanız bu olumlu faaliyet sonucudur. Atıyorum toplam sene içerisinde 5000 lira para topladım. Velilerden 5000 lira aidat topladım. Ve bu toplamış olduğum aidatın 4000 lirasını harcadığımı düşünürsek 1000 liralık benim olumlu faaliyetim söz konusu. Ha, bunu biz kısaca kar olarak anlatıyoruz. Bir önceki örneğimizde hatırlarsanız banka hesabında 1200 lira paramız kalmıştı. Bu ne demek? Benim 2011 yılı içerisinde bütün toplanmış olduğum paralardan yapmış olduğum harcamalar çıktığında elimde 1200 lira para kaldığını görüyorum. İşte hemen 2012 Ocak ayına geldik dedik. Burada yine hesap planı oluşturmak durumundayız. İşlemlere baktığımızda yine aidatla alakalı hesabı eklemek durumundayız. Aidatla alakalı hesabımız 630, eğitim hizmetlerine ilişkin gelirler hesabıydı. Yine burada kırtasiye alımı yapıldığını görüyorsunuz. 630 içerisinde kırtasiyeye bakıyorum. Kırtasiye, evet şurası. Yine 1000 liralık personel ücreti ödendiği söyleniyor. Bu personelle alakalı hesabı da eklemem gerekiyor bu durumda. Bunu da ekledim. Burada dikkat ederseniz bir önceki örnekten farklı olarak yiyecek ve içeceğin ayrı ayrı yazıldığını göreceksiniz örnek uygulamada. Bunu da daha önceden belirtmiştim. Eğer ve yiyecek ve içeceğinizi ayrı ayrı kurumlardan alıyorsanız ayrı ayrı göstermek durumundasınız. Daha özetle, yiyecek ve içecekle alakalı iki ayrı faturanız varsa bunu iki farklı hesapta göstermek durumundasınız. Evet, içecek alımlarını buldum. Bulduktan sonra, evet. Ve son olarak eklemem gereken hesap, bir önceki videoda o 1200 liraya özellikle dikkatinizi çekmiştim. O 1200 lirayı aktaracağım hesapta 570 N1 hesabı. Yaptıktan sonra kaydet diyorum ve şimdi mizan girişi yapabilirim. Burada kıymetli hocalarım, bu N1, N2, N3, N4, N5 hesaplarının
kullanımıyla alakalı. İleride sadece bu hesapların kullanımıyla alakalı bir videomuz olacak. Burada tabii kullanımda özellikle bu N hesaplarının kullanılmasında çok büyük hatalar görüyoruz. İşte beraber kullanalım. Bu arada pardon, şurada bir hesap eklemeyi unutmuşum. Hangi hesap olduğunu hemen size fark etmişsinizdir. Banka hesabı eklemeyi unutmuşum. Onu da hemen ekleyelim. Evet, banka hesabını da ekledim. Şimdi işlemlerimi yapabilirim. Kıymetli hocalarım, burada dikkatli olmanız gereken bir husus var. Bakın, benim önceki dönemden 1200 lira param vardı ama bu yeni mizan olduğu için burada gözükmeyecek. Yani önceki dönem borç olarak gözükecek. Oysa ben biliyorum 1200 liralık bir param vardı. Yeni dönemde 2500 lira aidat toplamışım. Şurada yapalım. 2500 liralık bir aidat toplanmış. 1200 lira da önceki dönemden param vardı. Yani toplamda 3700 TL'yi buraya yazıyorum. Yeni dönemde baktığım zaman 700, 1700, 2200, 2400 liralık bir çıkış olduğunu görüyorum. Toplam yapmış olduğum harcama toplamı 2400 TL'ydi. 570 nolu hesaplar olumlu faaliyet sonuçları hesabı alacak tarafına yazılır. Olumsuz faaliyet sonucu hesapları bir sonraki yılda olumsuz olarak hazırladım ben örneği. Orada göreceksiniz, borç tarafına kaydedilir. Bu örneğimizde dedik ki olumlu faaliyet sonucu 1200 lira. Bunu bankadaki paramı yazdım. Yeni dönemde toplam 2500 lira para aldığımı söylemiştim. Kırtasiye alımım 700 liralık kırtasiye alımım söz konusu. Yiyecek 500 lira alınmış. İçecek 200 TL'lik bir içecek alımı yapılmış ve 1000 TL de personel ücreti alınmış. Dikkat edin, bunları yazdım. Kaydetliyorum ve aktarımı onayla diyorum. Dikkat ederseniz bir önceki dönemle işlerimiz hemen hemen aynı. Sadece farklılık olarak o topladığım aidata önceki dönemdeki 1200 lirayı eklemek suretiyle borç tutarına yazdım. Ve 570 M1 hesabını kullandım. Bunu da alacak tarafına yazdım. Diğer işlemler gelirler alacağı, giderler borca yazılmak suretiyle aynı şekilde devam etti. Yeni döneme geçelim. Burada çok sık olmamakla beraber bir veresiye alım, bir bilgisayarın veresiye olarak alındığına dair bir işlemimiz var. Burada hesap eklemek durumundayım öncelikle. Bir önceki aya baktığımızda yiyecek içecek alımı önceki dönemde kullanılmıştı. Hesap açmaya gerek yok. Personel ücreti ödenmişti. Buna gerek yok. 1200 liralık bilgisayar almışım. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Burayı özellikle dinlemenizi, dikkatle dinlemenizi daha doğrusu rica edeceğim. Çünkü demirbaş hesapları ana okullarında pek kullanılmayan, yani muhasebe bilmemekten kaynaklı kullanılmayan hesaplar. Burada ben bu almış olduğum bilgisayarı demirbaş olarak düşünüyorum. Buna uygun bir hesap bakıyorum ben bu arada. Buna uygun hesap 200, makine uymaz, cihaz bunlar uymaz, bakıyorum. Yani bilgisayarla alakalı bir ibare görmedim ben. Onun için diğer demirbaş hesabını kullanıyorum.